Burcu'ndan herkese selam olsun efendim. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü ekip arkadaşlarım da biliyor. Aylardır kendisine gelmek istiyordum. Fakat ev değişikliği ve taşınma telaşından bu süreç uzadı, bir de yaz girdi araya. Neyse ki bugün muradıma eriyorum. Sevgili oryantal, bence Türkiye'nin en iyi oryantallerinden biri Didem'in evine gidiyoruz. Ay çok heyecanlıyım ya. Oo, yaşadık desene evrim. Danslar, kahkahalar, birbirinden güzel kostümler ve de şen kahkahalar. Bak şimdiden heyecan sardı bizi de. Ev orada mı? Ben bu mahalleleri bildiğim için bir şey soracağım. Asansör var mı? Kaçıncı kat? 5. Ay ben çıkamam. 5 kat dediğin nedir ki evrim? Çıkarsın bir koşu. Ah Sıtkı, beni uşurma. Ay, teknolojinin gözünü seveyim. Hadi yine iyisin evrim. Hologram gibi kızsın mesela. Muhteşem şekilde ışınlandım. Hiç de yorulmadım, kalori de kaybetmedim. Karnım acıkmadı, yorulmadım. Kısacası sırtın pek, karnın tok evrim. Bir de hayırlısıyla zili çalıp içeri girdin mi, değme keyfine. Ay çok heyecanlıyım ya. Ya ışınlandığım için değil, yanlış anlamayın gerçekten. İdem. Çok sinirliyim. Saat kaç? Ankara'da oturunca böyle hadi oluyor. Hadi canım, hadi. Hoş geldin. Tata. Aşkım. Çok özledim seni. Ben evime vakit iyice gelindir. Ama hadi canım. Ankara'da oturuyorsun, ben ne yapayım? Hangi Ankara? Ankara'ya 15 dakika kaldı. Hoş geldin. Hello. Ay inanmıyorum. Ben geldim. Gel. Seni yerim. Çok istiyorum ya bugün Allah'ın sonunda. Hoş geldin. Çok heyecanlıyım ben. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Ay bu nasıl fizik ya? İnsan sinir eder. Kendine bak bence. Maşallah. Ben kilo aldım bu ara. Tabii kilo alırsın evrim. Sen merdiven çıkamam, ille de uçmak isterim diye tuttur. Ondan sonra da 3-5 kalorinin hesabını yap. Neyse biz en iyisi az sonramızı izleyelim. Evrim Akın, Oryantal Didem'in takılarını görünce Diva'ya bağlayacak. Merhaba canım, nasılsın aşkım? En tatlı. Oryantal Dans'ın en güzel figürleri sergilenecek. Madonna ve diğer dünya ünlü starların boyları masaya yatırılacak. Ufak tefek değil mi? Oğlum, 1.60. Abi dev ama değil mi? Hepsi 1.60. Herhalde. Beyoncé'de, o da şeyde 1.50 Shakira'da. Kylie Minogue, o da 1.53'müş. Angara bebesi Evrim'e İstanbul'dan rakip gelecek. Ben de Angara bebesiyim bu arada. Angara bebesi. Evet. Sen İstanbul çakalıysan. İstanbul çakalıyım. Ben de Angara bebesiyim, akıllı ol oğlum. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Adı ne bunun? Şımarık. Ha işte derler ya, insanlar isimleriyle müsemma, meslekleriyle. İsminin kaderini taşırmış ya insanlar, öderler. Evet, bu çok taşıyor. Bak ben sana ne getirdim, ceketimi alabilir miyim? Size zahmet olacak. Hatırlar mı çocukluğumuzdan kalan şeyleri? Ay evet. Hatırlıyorsun, küçüktü bu böyle bizim zamanımızda. Evet küçüktü Yemin bunlar. Ediyorum seni düşünerek aldım. Son ben Metin biliyor, Metin yanımdaydı. Ben bunları altın diye saklıyordum çocukken. Küçükken değil evet. Mi? Senin anlar. Sana altın getirdim. Bana altın getirdi. Ya gerçekten ben seni çok seviyorum. Hayranım bir de yani. Canım, ben de seni çok biliyorlar seviyorum. Ne kadar heyecanlı olduğum bugün. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Ne kadar övünsek azdır evrim. Gördüğün gibi Ev Kuşu şarkımız herkesin dilinde. Yaşadığımız bu haklı gururun altını çizdikten sonra geçiyoruz Didem'in meslek hayatına. Bence Türkiye'de yani Nesin Topkapı'yı, tabii Tenzih o başka, yani sizin üstadınız şudur budur ama Tanyeli'den sonra gelmiş en iyi oryantal. Aa, ne oluyor kız? Galiba bir cep telefonunu sessize almayı unuttu evrim. Önemli bir şey yok. Çekimden sonra o telefonun icabına bakacağız, merak etme. Siz devam edin kaldığınız yerden. Kız onun sesini. Kız yavrum. Aa konuşuruz. Bence senin üstüne yok. Yani senin neslinde ve yaş grubunda
Yani Tanyeli hani senin sonuçta o da üstadımız. Üstad. Ben de eski dansözüm ya. Kız küçükken çok dansöz olmak istiyordum ben. Olsaydın. Ben dayak yedim ilkokulda bu yüzden. Olmak istiyorum dedin diye mi? Öğretmene söyledim ama. Dövdü mü öğretmen? Dövdü. Duyunca ne olacaksın? Çocuk dövülür mü? Duyunca ne olacaksın dedi. Dansöz olacağım dedim. Çal bir tane yapıştırdım. Sadece bu mu? Daha ne olaylar gelmiş Didem'in başına. İşte bir örnek daha. 10-11 sene önce karşıda bir ev tutmuştum. Ev sahibi benim oryantal olduğumu duydu ve beni siteden kovdular. Markete gittim ve şöyle diyor. Dansözde mi? Bu dansöz bizim sitede ne işi var? Bunun dansözün ne işi var? Ay, bir de lüks bir siteydi. Kıyamam. İşte mahalle baskısı değil mi? Tabii. Ondan bu taraflarda oturuyorsun. Yok aslında. Şaşırdım ben çünkü senin buralarda oturmanı. Cihangir'i çok seviyorum. 16 yaşında ilk evimi ayırdım da Cihangir'de oturmuştum. İş yerime çok yakın burası. Hem de ben böyle rezidanstır, böyle sitedir, bana otel gibi geliyor. Hmm. Bir de çok sıkılıyorum. Ben mesela burada sabah uyandığımda herkese günaydın demeyi seviyorum. Mahalle havası kültürü var burada. Ya bir de her şey geçiyor kapıdan. Hani ne istersen. Patatesi yani de geçiyor. Evet, çocukluğum gibi. Yani ben böyle bir hayat seviyorum. Daha yaşayan, daha evet, ayaklarına daha cıvıl cıvıl. Ne varsa mahalle yaşamında var kızlar. Artık yavaş yavaş filmlerde kalmaya başlasa bile. Neresinde bir İstanbul? Şişli. Ha. Şişli. Roman mahallesi. Var mı romanlık? Yani anne tarafım ay, ne roman. Ne güzel. Baba tarafım değil ama anne tarafım roman. Bayılıyorum onlara ya. Biraz zorlasak sende de bir roman damarı çıkar evrim. Var. Kibar kız değil miyim yoksa o? Kendimi şaşırmış. Öyle konuşmuyorlar ama. Konuşmuyorlar. Öyle ne istersin diye böyle biraz şeyleri var. Heylere karşı bir şeyleri var. Acı. Hacı. Acı. Acı. Hasan. Yutuyor. Hasan. Hasan. Hasan değil ama. Hasan. Hasan. Hadi biraz alıştırma yapalım evrim. Bakalım dilin yatkın mı roman şivesine? Sen gittin oralara. Gelmedin daha geri. Öyle yapıyorlar değil mi? Ne yapıyorsun be ya? Ne yapıyorsun be ya? İyi be ya. Selam be. Ne yapayım işte buluyoruz. Günler geçiyor dedim, şarkı söyle, aman yemek yap, müzik çal. Göbeği at ama sıkıldım be ya. Yeter ya, benim de bir canım var be. Be ya. Cümlelerin sonuna be ya ekle gitsin işte. Ay çok tatlı. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hep yalnız mısın? Hı hı. Sevgili yok mu? Yok. Ana. Evet. Çok güzel bir durumda. Ya, yalnızlık zor değil mi ya? Yalnızlığımı seviyorum. Daha önce bir söz olayı olmuştu belki duymuşsunuzdur. Yani ben yapamıyorum ya. Hani hiçbir şekilde değil. Çok iyi bir şekilde ayrıldık. Çok iyi bir insan. Ama ne bir erkek arkadaşlığa ne de evliliğe ciddi bir şeye alışık değilim. Çünkü ben... Çok yalnızsın değil mi çocukluğundan beri? Evet. Bir de ben mesleğimi çok seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Şey mi de bırak falan mı diyorsun sana? Yani o noktaya getiriyor mu? İşlerimi seç yani daha seçici davranıyordum işlere. İş demişken eminiz herkes Didem'in kostümlerini merak ediyordur evrim. Ya bir şey söyleyeyim. Kostümlere bakacağız değil mi? Tabii ki. Giydireceğim sana. Şimdi biraz hareket diyelim mi? Oturmaya mı geldik kızlar? Ha, evi gezelim mi? Gezelim. Bir hareket bereket yapalım mı? Hadi gençler. Evet, Didem Hanım burada mı dinlenirler evet, zaman? Evet, burada dinlenirler. Neden mor? Para getirsin. Aha aynı ben demiyor muyum hep? Mor para geziyor Nuray Sayır evet, demişti. Para getirsin. Allah'ım inşallah. İnşallah Rabbim. Sen mi döşedin evi? Ya daha yeni taşındım. Yani yeni derken işte yazın sonlarında falan taşındım. Biliyorum gelemedik ya o yüzden. Hmm. Ve buraya taşınmak çok uzun zaman aldı. Çünkü evin içi çok kötüydü. Bayağı bir uğraştık. İşte banyoyu da nasıl düzeltebiliriz diye. Eski bütün, çünkü buralarda evet, evler. Evet, çok eski Cihangir'deki evler. İşte bu duvar kağıtlarını falan, bütün her şeyi ben... Tek başına? Hmm. Wow. Morlar eski evden mi, yeni mi bunlardan? Eski, bu koltuğum benim çok eski. Hep yüzettirdim. Bende anısı var. Ya, güzel mi anı? Güzel bir anı. Niye kötü olsa niye tutsun, bendeki soruya bak. Anı ne? Güzel bir anı. Erkek arkadaş, sevgili falan yok, değil. Yok ayol, aile de belki. Yok aile de değil. Ne o zaman Didem? Meraktan çaplatırsın adamı. Bak hemen söylemezsen Evrim aklına gelen her şeyi sayacak ona göre. Çok eskiden
şey dediler işte, bir ünlü bir marka gidin, orada işte çok güzel koltuklar var hem de çok ucuz demişlerdi. Oraya bir gittik, 12 bin lira, 13 bin lira bir köşe takımı söylediler. Ben de gözlük şapka falan taktım. Ben öğrenciyim işte, şöyle de böyle bir zorla düşürttürdüm. 12 bin liradan 6 bin lira kadar düştü bu koltuğa. Çok iyi. Adam. Şu 6 binde bile ne kârı vardır. Paraya bak ya, kafalara gel. Desenize, mor renk daha eve gelmeden koltuklar üzerinden Didem'e para kazandırmaya başlamış bile. 12 bin liralık koltuğu 6 bine almak hiç de fena değilmiş hani. Gerçi bir öğrenci senaryosu yazılmış ama olsun. Televizyon izliyor musun çok? Çok izlerim. Tabii en çok beni izliyorsun. Onu evet, biliyorum. İzliyorum ya. Vallahi çok güzel gidiyor. Başarılar. Teşekkür ederim. Çok iyi de tutturdun. Çok şükür. Allah gönlüne göre versin arkadaşlar. Vallahi ben yani çok teşekkür ediyorum ama sağ olsun, buradan teşekkür ediyorum bütün evini açan sanatçı dostlarımıza. Açmayanlara da teşekkür ediyorum. Ne burcusun? İkizlere koç. Koç yemeğe kakalayayım mı? Sen de mi ikizler? İkizler. İkizlere akrep. Oho. Oh. Boşuna sevmiyor işte. Ya bak, ikizleri seviyorum ya. Hacı çok hacı dengesiziz biz yani. Tekke'de. Hoca hocayı. Tekke'de deli deliyi dakikada bulurmuş aynen, arkadaş. Aynen aynen. Gene bir Ankara bebeğim. Ne bileyim. Hamurunda var Angaralı. Özüm bu benim. Ben de Ankara bebesiyim bu arada. Ankara bebesi. Evet. Sen İstanbul Çakalıysan. İstanbul Çakalıyım. Ben de Ankara bebesiyim. Akıllı ol oğlum. Almayayım aklınızı. Abi şu ne ya? Hayırdır Ankara bebesi? Ne gördün ki ne? Sarı saçma bu kadınsa, bana bak, bu kadınsa bu ne ya? Yakışmaz mı Didem? Güzele her şey yakışır. Ama bir de Evrim'e soralım. Ben de şimdi koyu istiyorum. Bence şimdi koyu yap. Çok koyu yapma da çikolata alsın böyle. Bana. Peruk takalım. Yok peruk yok ki. Bu saç muhabbetiyle birlikte bir rehavettir kapladı seni Evrim. Üzgünüz ama para getiren mor koltuklardan ayrılma zamanı. Hadi gel gezek. Hadi gezik gel. Gel. Bahçeye çıkalım. Bahçeye çıkalım. Bahçemiz yok ama. Şaka yapıyorum zaten. Beni ışınladılar biliyor musun? Aa, kim ışınladı? Bunlar Sıtkı. Aa. Sıtkıcan. Bizim montajımız var Sıtkı. Şimdi ben merdiven çıkmayı sevmiyorum. Ben hareket etmeyi sevmiyorum, tamam mı? Hı. Stabil yaşamak en güzeli hayatta. Duracaksın. Durduğun yerden bakacaksın. Durduğun yerde mesela önüne çay gelecek. Yine böyle şey gibi. Bazen ben de onu seviyorum ama. Bukalemon gibi. İçeceksin, bırakacaksın, kitabı alacaksın. Şöyle yüzüne. Ben temizlik yapmayı çok seviyorum. Sinirlendiğim zaman. Ha. Evet. Mesela bütün gardırobu boşa atarım, tek tek kalıplarım. Her şeyi. Hmm, anladım. Buna biz psikolojide. Ne dersiniz? Bizce hiçbir şey dememesi senin için daha iyi Didem. Hatta en sağlamı, kıyafetler üzerinden konuyu hemen değiştirelim. Bak, senin için giydim bunu. Çok güzelmiş. Dedim ki o şimdi giydirir bana altıma. Bu da şey olur hani güzel. Şıkır şıkır şıkır. Buralarımı oynatır mı? Vallahi nerede kostümler yok? Odada. Burası ne odası şimdi? Burada müziklerimi kesiyorum, biçiyorum bir şey. Ha, montajını yapıyorsun. Montajını yapıyorum. Wow. Burada da böyle çok az bir şey, bir prova yapıyorum. Böyle kendine bakarak değil mi? Hı hı. Aynen öyle. Vallahi senin üstüne yok, ben söyleyeyim. Teşekkür ederim. Nesin Topkapı vardı. Oyunuzdan onlar... ne kadar güzel estetik duruyorsun. Ya, ebale yaptım ben çocukken. Ha, ondandır. Ondan. Ankara'da. Wow. Estetik mi oldun? Yani çok güzel duruyor şunu yaptım. Evet. Senin girdiğiniz de. Öğreneceğim onu senden. Söz mü vereceğim dersin? Ya söz gel. Eve de gel. Burada da gösteririm. Burada da yapıyoruz. Gündüzleri değil mi? Hı. Tamam. Öğleden sonra. Müsait olduğunda gel, hatta burada kahvaltı ederiz birlikte. Kaçıl. Kaçıl susam kaçıl. Bize yemek mi yapacakmışsın sen? Evet. Ne yemeği? Ben çok fazla bilmiyorum. İkimiz öyle bir yapalım karar veririz. Tamam. Sen malzemelere göre. Bilirim. Hı. Da beklenti yükseltmemek için bilmiyorum derim. Allah, en heyecanlı yere mi geldik? Evet. Ta 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 ta. Vallahi tüylerim diken diken oluyor. Aa, sen de benim gibisin. Koyu renk. Evet. Hiç cıvıltı ışıltı yok değil mi? Yani ya normal hayatında. Oyuncak kostümlerim o kadar çok sıkıldım ki böyle cahçaflı şeylerden taşlı maşlı. Öyle sade daha iyi. İşte ben de öyleyim. Mesela setlerde hani ya da bu program için şık böyle giydiriyorlar beni, sağ olsun Metin. Onun zevkine bırakıyorum. Ha, içime sinmezse sadece başka bir şey giyiyorum ama gündelik yaşantıma ben de kot, tişört, eşofman altı. Kesinlikle vazgeçilmezim zaten. O şey
Tüylü şeylerden. Tüylü insanların erkeklerin sevdiği. Bir babet sevmezler, bir de o çizmeyi sevmezler ya. Ama ben o çizmeyle ömrümü geçirebilirim. Ben de çok fazla sevmiyorum. Yani ayakkabı çok düşüyor. Şu tarz işte çizmelerden bahsediyorum. Evde giyiyorum. Bu evi de hani tarzını anlasınlar diye. Benim boyum çok kısa olduğu için öyle çok düz giyemiyorum. Ben de ama normalde düz giyiyorum. Sen işte sokağa çıkarken de mi? Sokağa çıkarken... Burada nasıl yürüyeceksin Cihangir'de? İlla çok az bir şey daha olsun, platform olması lazım. Oo, Safiye Soyman'ın topuklarıyla yarışır mı? Kız, Safiye Hanım'da bir topuklu ayakkabı var. Giydim bak, boya bak adamın boyunu. Şuradan bir çeker misin adamın boyunu anla diye. Bak bunun boyu. Bu kadar ya, topukla gidip şuraya gelmedin mi sen söyle. Ben böyle bir topuklu görmedim. Bundan herhalde öyle geliyorsun. Bakayım hangisi? Yok, bundan büyüktür değil mi? Kendini yorma Evrim. Çaresiz Sıtkı'da. Bir koşu getirsin ekrana, hep birlikte karar verelim. Bir giysenize. Şimdi mi giyeyim? Ay sen giy ya. Ben mi giyeyim? Sen giy. Yavru gibi. Ay ama nasıl görünür bakayım. Ama merhaba tuvaletlerim canım. İyi oluyor. Ay aa, merhaba canım. Yavaş ayaklarını kırarsın. Nasılsın aşkım? Ay çok zor. Nasıl yürüyorsunuz ya? Bunlar benim. Çok rahat yürüyorum ben. O büyük. Bunu nereden aldın? Bunu içinde yazıyor. Markası da. Nişantaşı'nda. Aa bak. Yok gene gelemedin oraya. Gelemedim. Kaç bol? 1.84. Senin ayağın kaç? 36'da olmuyor ama baksana. Biz seninle büyük. Aynı boydayız herhalde. 36, çekme ben de giyeceğim. Giy. Bana tam oldu. Evet, vallahi giymiyorum zaten. Ben saç çizmelerini bırakırım. Ya. Güderi. Şimdi seninle change yapabiliriz. Evet. Ay bu çok rahatmış, vallahi alırım. Al. Hiç giymedim, ben bakabilirsin. Doğum günümde almıştım. Didem ve Evrim'den oryantal dansa yeni boyut. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Bırak, bitsin. Bitsin artık. Oyuncu kavga yapanları. Az sonra. Bacaklar ne kadar ince. Hep böyle ince bacak olması. Senin değil mi? Bakayım. Benim değil ki. Benim nasıl maşallah diyeyim? Şey gibi. Bir kaldır biraz şuraya kadar. Benim zince gibi annem. Ay ne güzel. Zenci baldırım. Ama senin bel ne olacak? Ayakkabılara dalıp sakın misafirimizi ezmeyin kızlar. Şöyle açılın biraz da şımarığa da yer açın. Kız ne yapıyorsun? Ciğerlerimi yiyor ay. Ay ben böyle bir şey görmedim. Ben çizmelerimi tekrar giyeyim. Giyme giyme kalsın. Bununla mı kalayım? Ha, çok güzel oldu ya. Dursun böyle bence. Oldu mu? Aha. Bak bir aynaya. Öyle mi? Nerede ayna? Bak şurada. Rahatmış da ya. Bak şimdi şu. Allah'ım ayakkabım oldu. Ay. Bu ayakkabıyı bulabilmek için bütün sitelerse ne kadar rahat hediye geldi bana. Şeyden, resimli sosyal medyadan. Yani, sosyal medya. Ay bana da çok hediye geliyor. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Düz ayakkabıyı daha çok seviyorum. Ben de çok rahat değil mi spor çok. Ayakkabı? Zaman sadece birazcık zaman. Ay ne güzel mutfak, küçücük. Ama bu mahallelerdeki hep mutfaklar küçük değil mi? Evet. Az sonra. Nerede? Dans elbiseleri nerede? Yarısı burada, yarısı çalıştığım yerde. Çünkü sığmıyorum. Allah'ım. Daha dışarı çıkmadan bayıldıysan sonrası için biz bir ambulans çağıralım Evrim. Ay çok güzel bu ya. Sen mi tasarlıyorsun? Ben söylüyorum. Evin abla da sağ olsun. Evin ablaya bak ya. Hallediyor. Çok markaları güzel. Var mı? Yapıştım. Bu bana olur mu? Olur tabii. Giyeyim mi? Hemen. Şunu şu saklayayım. Hadi gidelim lan. Hadi gidelim. Tatam. Oynatıyoruz seni. Çocukluğumun hayalini gerçekleştiriyorum şimdi. Hele bir de müzik gelsin, o zaman değme keyfine Evrim. Yandan yandan atarsın göbecikleri. Çocuk hep dansın. Oynayabiliyor muyum? Tabii. Şimdi bakalım ne gelecek. Sen bir de ders versene, sen de bir şey bağla, bir şey yap. Ay bu müzik de ne kadar güzelmiş ya, hiç duymamışım. Nasıl başlanıyor bunlar? Böyle koreografi mi yapıyor? Bilmiyorum ben de müziği. Bakacağız şimdi. Ustanın yanında da oynanır mı? Bendeki hadsizliğe bak. Aynen. Saçlarımı atayım bir dakika. Şu topuzumu... Aç böyle. Ha. Dalgalandır.
Şimdi bak, hep bacaklar dizler bükülü. Şurada, şöyle. Rahat hareket edebilmek için. Ben kendimi göremiyorum ama. Sen çekil kenara. Mesela şu, bak. Havaya kaldır ve yerde. Kaldır, yerde. Mesela şunu nasıl? Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Tak, tak, tak. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Tak, tak, tak. Evet. Mesela. Şu bas tekme, bas tekme, bas tekme, bas tekme. Bas tekme bak. Bas tekme, bas tekme. Ne yapayım? Ha. Bas tekme. Hocam ben çizgiden çıkıyorum galiba. Biraz daha sabır Evrim. Ortaya karışıklara da geçeceğiz ama bir iki tüyo daha öğrenelim Didem'den. Titre bakayım. Mesela dansla hiç sevmediğim şeyler, hani şöyle titriyorlar ya. Ay ben de sevmiyorum. O ne ya? Çok kötü bir görüntü ya. Bir olsun. Yeah. Yeah. Aa, Beyoncé demişken. An. Bir de böyle yapıyorlar değil mi? O. Aha. Aferin kız. Bir de göbeğim olmasa. Ay ne güzel spor ayol. Değil mi? Terledim bak. Her yerinde çalışıyor değil mi? Her yerinde. Ben hiçbir şey bilmesem bile, şöyle şöyle yapsam bile bir kârdır yani. Ay, böyle mi titriyorlar? Dizler gene bükülü mü oluyor evet, titrerken? Bükülü. Mesela şöyle tak tak. Şu. Ay iğrenç dizlerim. Titreyemediğim için böyle yapıyorum. Elbise titriyor ya. Titriyormuş bak, etek yaratıyorum. Bak şöyle şöyle. Böyle sağ sol sağ sol. Evet. En kolay titreme şudur. Dizden. En zor da şeydendir. Şu içten. Ay ne güzel müzikmiş ya. Evet ya, ilk defa duydum ben de. Artık o kadar çok müzik var ki. Oryantal dansa yeni boyutlar kazandırdınız resmen. Kapattık. Kapattık. Şunu çıkarsana. Çıkarayım. Oh. Altım kalsın ama. Tamam. Altımı çok sevdim. Madonna'ya ne zaman gitmiştin? Yazın gitmiştim. Ben bu arada oynayabilirim değil mi? Tabii ki. Sporuma da devam ediyorum. Aynen devam Evrim. Hem bakalım neler öğrendin hızlandırılmış kurstan. Bas tekme, bas tekme. O kadar değil. Şu kadar. Ha. Yani bas, yani hafif çök, tekme, çök. Tekme, çök, tekme, çök, tekme, bas, tekme, bas, tekme, bas. Ay çok yorucu. Bacaklarım. Hep bunlarla oynuyoruz. Baksana halimize. Ay evet ya. Topuklu ayakkabılarla zor olsa da hiç de fena değilsin Evrim. Kaptın bu işi. Sen yapabilir misin? Depar bile atıyoruz biz bunlarla. Geçen yaz mı gittin? Hı hı. Yani bu yaz. Bu yaz. İbiza'ya değil mi? Doğum gününe mi? İbizalar İbizası diye. Ay, nasıl bir duygu Madonna? Çok güzel bir hatun ya. Ya. Vallahi. Madonna ile ilgili merak ettiğin şeyler varsa hemen sor Evrim. Hep boyunu merak ediyorlar. Ne kadar boyu? Bizim gibi. Ufak tefek değil mi o da? 1.60. Abi dev ama değil mi? Hepsi 1.60. Herhalde. Beyoncé'de, o da şeyde 1.50 Shakira'da. Kylie Minogue, o da 1.53'müş. Yani. Düşün ne varsa biz artık var. Biz ne diyelim yani? Ne yapayım boyu posu. Önemli hiç. Olan yeteneği. Aynen. Kız işsiz kalmam değil mi Didem? Yok ben seni oynatacağım annem. Oynatacağım onu artık. Çatla patla özleyim. Bir daha gidecek misin? Madonna ile ilişki kurdunuz mu? Arkadaşlık yaptınız mı? Ya Ocak ya da Şubat ayında galiba konserine davet ettiler. Şaka. Evet. Sahneye çıkacağım. Büyük ihtimal. Oha tüylerim diken diken oldu. Ay kıyamam. Teşekkür ederim. Ay ne kadar gurur verici bir şeydir ya. Düşünsene. Buradan ilk kez açıklıyorum. Ya Ocak ya Şubat. Tam tarihi bilmiyorum ama tekrar davet ettiler. Mutlaka beni görmek istiyorlarmış tekrar performansım. Abi makyaj yok yüzünde inanamadım.
Şimdi fark ettim. Hiçbir şey yok değil mi? Yok. Tüpükler de olay. Kendim taktım. Ya. Tek tek. Tek tekler de kendim taktım. Hı. Gördüğün gibi Didem'in 10 parmağında 10 marifet evrim. O da senin gibi aç kalmaz. Sen oyunculuk yapmayı düşünüyor musun? Beceremem ya. Bak sen bana dansa çalıştır, ben seni oyunculuğa. Tamam. Ne dersin? Olur. Birbirimize bir şey katalım. Katalım bence. Arkadaşlık böyle bir şey değil mi? İyi de ben çok unutkanım annem, nasıl yapacağım? Alışıyorsun ilk başta, ay nasıl ezberlerim derdin oluyor. Sonra beyin otomatikman hemen o yörüngeye giriyor. Hiç korkma. Hmm. Kitap okuyor musun normalde? Roman okuyorum ama geri kalan sıkıcı şey mi? Aha. Teori kitapları senin. Yani sürükleyici olacak. Bir sayfayı böyle çekirdekle böyle geçeyim diye canım seni. Çok deliyim ya maalesef. O zaman ne yapıyoruz? Yeniden göbek atmaya başlıyoruz. Çal Sem amca. Çalıyorum. Bu sefer üstümü giymiyorum. Altınla oynayacağım. Tamam. Fakat ben bu müziği... Başka bir şey mi çaldım? Daha bildiğin. Bilmem ne. Dinliyorum ha. Ne yapılması lazım bundan? Ama saçım yok benim, atamıyorum. Kısa saçlı dansız olur mu? Olmuyor ya. Ben o yüzden şu kaynakları çıkaramıyorum ya. Ben de yenisi olurum. Bırak bitsin, bitsin artık. Oyuncu kavga yapanları. Kuğu gibi ayol. Black Swan. Bahsetme. Nasıl? Baksana hadi. Ay bu alan yetmedi bize. Evden taşınıyorum. Gel senle ev tutalım. Vallahi biz iyi anlaşırız da. Bence de. Neye benzeri biliyor musun? Masum kırmızı gibi bir şey lan. Sevda ağlayayım. Sevda ağlayayım. Şarkı bilir misin? Nasıl şarkı? Çok böyle şarkılar bilir misin? Yani bilirim ama unutuyorum sözleri. İşte ben de. Sen de mi var? Evet. Hoş geldiniz Evrim Akın. Bir ara böyle sahneye çıkarttılar. Bir şarkı okutmak için. İyi gidiyor şimdi şarkı. Okuyorum sana. Sonunu bilmiyorum. Geri geliyor. Hadi siz gidin, biz geliyoruz. Hadi. Hadi eteğimi çıkaracağım. Hadi çocuğum, hadi. Hadi. Hadi yavrum. My goodness. Tam bir surprise. Bunlar sahne için değil mi? Evet. Az sonra. Zaman, sadece birazcık zaman. Ay ne güzel mutfak, küçücük. Ama bu mahallelerdeki hep mutfaklar küçük değil mi? Evet. Masa koyup oturamıyorsun. Yok, burayı bir de böyle yapabildik. Çok başarılı olmuş mesela buzdolabının orada oluşu falan. Evet. Harika. Ne yapıyoruz? Kolları sıva. Haydi ellerimi yıkayayım önce. Şurayı kesiyorum. Evet, evet. Bir domates kabuğunu doğramayı hiç sevmem. Ben yaparım. O zaman sen bunu yap, ben domatesi gerek yapayım. Yok ki. Bunu gerek sevmiyorum. Yok. Şunu sen yap. Bunu ben yapamıyorum çünkü. Ben de yapamıyorum ki. Eyvah ki ne eyvah. Sen yapamıyorsun, o yapamıyor. E kim yapacak bu yemeği Evrim? Hayır, o değil de enginarlara yazık. Böyle mi oluyor? Nasıl olur biliyor musun Akeros?
Bahriye abla yardım etsin mi bize? Bence onu Bahriye abla yapsın. Ben patatesi soyarım. Şey tamam. Var mı? Fışık fışık fışık. Yok annem o kadar çok şeye gerek yok. Bak çöpümüz de... Bahriye abla şu kereviz sen soyar mısın bize? Ben sana bıçak vereyim. Başka o neydi? Tavuk bulyon attım. Soğan attık. Kereviz attık. Kereviz yaprağı attık. Evet. Patates attık. Patis. Havuç attık. Havuç. Ay biz de var ya ne leş gibiymişiz. Şimdi su. Bahri abla geberteceğiz. Buna yağ koymuyor musun tatlışkom? Şimdi koymayacağım. Sonra yani böyle suyunu fokuldattığında bir parça tereyağı kadar. Çok güzel oluyor. Nice. Şuradan su alabilir miyim? Vermiyormuş. Pardon. Altını yakabilir misin bebeğim? Tabii ki. Bu arada ben bir operasyon geçirdim. Tövbe bismillah. Ne operasyonu? Göğüslerimden kist aldırdım. Bakayım. Evet alınmış. Evet. Ay tövbe geçmiş yani olsun. Yani biri huy değiştirmiş. Onu da işte alınmış dediler. Aman erken müdahale her zaman iyidir. Kesinlikle. İyi, çok şükür. Kadınlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten yani insan kendisinin doktorudur derler ya. Hani yoklasınlar kendilerini. Hani ne var ne yok. Erken müdahale her zaman. Hayat kurtarır. Hayat kurtarır. Kesinlikle kurtarır. Diyoruz. Kapağını ve buna biraz daha su koyayım. Örtmedi çünkü daha üstünü. Hadi odaya gidelim o zaman. Hadi gidelim. Bakalım. Bahri abla buraları sana emanet. Bahri abla biraz biz pislettik. Evet. Hadi gidelim. Oryantal Didem'in yardımcısı Bahriye Hanım mutfağı toparlarken bakalım kızlar nerede çıkacak karşımıza? Burası da mor cüvert. Yadam çok rahattır biliyor musun? Yatayım mı? Biliyor musun? Biliyor musun? Yatayım bakayım. Aa bunlar manyak rahat yatak. Ben de bundan alayım diyorum. Gözünüzü seveyim yeni bir konu açalım Didem Hanım. Yoksa rahat yatağı buldu, uyuyacak bizim evrim. Şey, güneşi hiç sevmem. Ben de. Alerjim var benim güneşe. Yatarken hiç şey olmayacak. O ne? Şunun kokusunu çok seviyorum. Vicit şeyi mi? Bak sıkayım. Burada şey takılan mı? Bakayım, gerçek mi bunlar? Gerçek. Kırdın ha, kırdın. My goodness. Bülent Hanım. Merhaba çocuk. Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın aşkım? Tatlı. Evet. Saat mi bu? Hmm. Çok güzelmiş. Saate bak. Böyle şeyler mi? Ay sen şey zarif şeyler seviyorsun. Minnak minnak. Minnak. Bu şans bilekli dedikleri miydi? Evet. Sahnede sıktığın parfümü görmek istiyorum. Şimdi de çıkarken dönüyorsun ya nasıl kokuyordur, nasıl kokuyordur. Gel bakalım. Geldim bakalım. Gel bakalım. Çok enteresan, makyaj masan yok senin. Dışarıda yaptın. Dışarıda yaptığım için. Bu bir ödülümdür benim. Aa. Bir İstanbul'da yapılan bir oryantal yarışması değil. Festival festivalinde. Orada bir onur ödülü verdiler. Ay çok güzelmiş ya. İşte 2013. Hı-hı. Çok şık. Ne güzel yapmışlar ama tasarım çok güzelmiş. Bakalım çekmecelerden neler çıkacak? My goodness! Tam bir surprise. Bunlar sahne için değil mi? Evet. Bu sahnede kullandığım parfüm. Bak şimdi. Bir fıskırtıyorum. Fıskırt.
Ah. Çok güzel. Onu çok seviyorum. Bu benim vazgeçilmezimdir. Bilen bilir. Bilen bilir. Ben bakayım, ben bilemedim. Vazgeçilmezim. Çok seviyorum bunu. Hmm. Sen pudralı ve şekerli. Evet. Ben de tam tersi. Hadi ya. Ama sahne parfümün olayların larının larının ları. Ları. Çünkü şey olması lazım, böyle hani sahneye daha çıkmadan. Kokun önden gidecek değil mi? Evrim yeni denemeler peşinde. Wow. Oldu mu? Oldu. Niye ayna yok odanda? Kendimi görmek istemiyorum. İstemiyorum. Oldu mu? Tamam, ben televizyonsuz uyumuyorum biliyor musun? Aa. Mutlaka açık olacak. Sesi kısık olsa bile o görüntüsü olacak. Annem gibisin. Ondan. Ondan yalnızsın ya, annem de öyle. O benim şey, lensim gözü. Aa, senin de mi bozuk gözün? Hmm. Benim de. Ama lens yok bende. Merhaba canım. Çok güzelmiş. Merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Ben de mi gözlük takaydım? Tak. Galiba bu gözlüklü hazırlıklar selfie için. Ooh, what a nice. Dudak. Bak, dedim ya, bayrak yaptığım şey bu. Bu mu? Sürekli mi takıyorsun? Çok seviyorum. Bakayım. Tak bakayım. Takayım mı? Yok, takma ya. Öyle şöyle dursun şimdi. Bakayım. Hmm. Aa, güzelmiş ha. Bu beyaz bir bluzla falan. Böyle dekolteli bunu takacaksın. Hmm. Çok güzel. Bu da mı sahnede? Yok. Sahneye zaten elbise şıkırtılı olduğu için değil yani. Mi? Küpeden başka bir şey. Gece dışarı çıkarken işte arkadaşlar. Ne yazıyor? Dance. Dance, dance, dance. Sadece birazcık dans. Aa, ne güzel renk. Bu tesbih mi? Hı. Ay, rengi çok güzel değil mi ya? Ha? Çok sevdim ben. En sevdiğim mavi. Bodrum mavisi gibi. Bunu da Safranbolu'dan almıştım. Ay, çok güzelmiş bu da. Canım. Kastanyet. Tanıyorum kendisini. İspanyol müziğinin en önemli... Flamenko, flamenko biliyor musun? Çok kısa yaptım. Vay be. O da oriental eller için. Çalabiliyor musun bunu da? Sahnede. Zil çal. Sahnede çalmıyorum. Bak, bu Tanyeli'nin hediyesiydi bana. Ay, ne tatlı kadına ya. Önce. Bundan evet. Sevgiler ona. Sevgiler, öpüyorum onu. Biz Avustralya'ya gelin dedi, biliyorsun değil mi Özgeç? Ya sen de tanıştık, doğru, sen de birlikteydik. Ben bir daraldım, şunları çıkarabilir miyim? Öf. Çıkart. Ay, oh, bak hemen ne oluyor görüyor musun? Nasıl takabiliyorsun klipsi? Çünkü onlar benim alerjim var ya. Hmm. Ancak boncuk takabiliyorum işte, nikel takamıyorum. Onda sünger koyuyorlar. Şey hoca sür. Merak demediği zamanında. Sen bir şey olur. Hadi gidelim mutfağa. Hadi. Aa, sofrayı hazırlamışlar. Biz ışınlandık sofraya. Sağ olsun Bahriye ablamız elleriyle hazırlamış şıklar. Renkler ne güzel değil mi? Evet. Pilavı da Dilek Menzilci yaptı. Onu tatacağım şimdi. Ben pilav çok severim. Ben de. Pilav, makarna. Ay, bayılırım. Karbonhidrat. Zararlı ne varsa. Didem Hanım'ın ellerinden. Ay. Ben şu pilava bakacağım. Sen şu pilava bak. Hmm. Hı. Çok güzel olmuş. Vallahi eline sağlık. Hı. Harika olmuş. Ya ben bu pilavı tutturamıyorum. Hı. Ya. Her ben seferinde... Benim de yapamadığım iki şey var. Ya şimdi makinesini aldım. Türk kahvesiyle pirinç pilavı tutturamıyorum. Zinhar. Şey, bana diyorlar ki şey, sana da söylediler. Böyle pilavı yaparken boncukları çıkacakmış. Ondan sonra kısacakmışsın altından, üstünü koyduktan sonra. Hı-hı. Ya ben çok lapo yapıyorum. Ya çok kuru oluyor. Ya çok kuru oluyor. Ya çok iyi kavuracaksın çok diyorlar bir de. Aslında Dilek'ten öğrenmek lazım. Dilek nasıl yapıyor bu? Gerçekten ya.
Oh. Tamam. O zaman hediyemiz gelsin. Elimiz boş gelmedik. Aa! Hediyeyi çok severim. Masaya koyacağım. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hatıra olacak. Hı? Ha? Hı? O tarafa. Ha. Ha. Hangisi beni çekiyor? Hangisi? Şuradan. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Ay çok güzel olmuş yemek. Sen yemene bak. Sen de yönemeyeceğim. Ben ayağa kalkacağım. Ay hediyeyi çok seviyorum. Ay çok şık. Bakayım. Çok güzelmiş. Aa, vallahi çok şık. Kendinizi aşıyorsunuz Dilek Hanım. Vallahi harika. Çok şık, evet. Bayıldım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ay biz teşekkür ederiz. Yavru kuşum. Güzel olmuştun. Sonunda ben seni tanıdım. Sonunda muradıma erdim diye. Aslında çok ortak yanımız var. Hani bir şey olur ya böyle ilk görürsün o ne kadar çok sanki eskiden tanıyormuş gibi böyle hani geçmiş yıllar geçirmişsin gibi. Evet. Ve uzun süredir görüşmüyoruz da bir araya gelmişiz gibi. Aynen tekrar. Öyle. Ben aynen. De o duyguyu hissettim. Ben gelmeden hissetmiştim onu zaten. Dedim ki yani ben onunla iyi bir arkadaş olabilirim. Ve bu arada çünkü sanatın iyi. Aynı benim gibi. O kadar güzel mimiklerin var ki ve çok başarılısın. Ve şöyle bir şey söyleyeyim, dışarıdan bir insan olarak hangi programa elini atıyorsan patlıyor kardeşim ya. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Canım benim. Şebnem Ferah dedim bir lafım var. Küçük dev kadın diyorum ben ona. O da bizden değil mi? O da bizden. O da bir küçük bir dev kadın. Bir Sezen Aksu gibi. Herkese evet. Teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür. Başta C Yapım ailemize ve sana da milyon teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. En özelliğimizi açtım ve çok güzel vakit geçirdim. Ben yalan söyleyemeyeceğim. Çok çabuk geçti bir de. Çok çabuk geçti. Akşam oldu ayol. Biz hala çıkamıyoruz diyorum ki en uzun çekim yaptığımız ev oldu değil mi? Dedikodudan fırsat kalmadığı için. Şimdi çekim bitecek. Biz hala burada dedikodu yapacağız. Evet. O zaman şimdilik ne diyelim? Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Tamam sen ben mi diyeyim? De. Sen nerede görüşeceksin? Ekstralara gel. Ha sen de izlersin. Ha, orada görüşürüz. Biz. Ha evet orada. Sen telefonumuza görüşürüz. Tabii canım. Efendim şimdilik herkese iyi günler. Bye bye.